Herkese selamlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugünkü paylaştığım ikinci video olacak. Hatta bu videodan sonra bir video daha paylaşacağım. Aralık ayı Valorant için hızlı başladı. Birçok yeni güncelleme ve haber var. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Hazırsanız direkt videomuza geçelim. Uzun zamandır beklediğimiz haber sonunda geldi. Ocak ayının ortasında Split Valorant'a geri dönüyor. Aynı zamanda Split'le birlikte yeni bir harita da oyuna ekleniyor. Yeni harita ve Split'in geri dönmesi güzel bir haber. Split'i uzun zamandır bekliyorduk. Zaten Split kaldırıldıktan sonra Split hakkında birçok video yapmıştık. Split'in er ya da geç geri geleceğini biliyorduk ama ne zaman geri geleceğini bilmiyorduk. İyi hoş, Split geri geliyor. Yeni haritada geliyor ama Breeze ve Bind aktif harita havuzundan kaldırılıyor. Valorant ekibi kendi resmi sitesinden de Valorant harita havuzu değişiklikleri hakkında bir bildiri yayınladı. Split neden bu kadar geç geldi? Breeze ve Bind neden kaldırılıyor? Split değişmiş bir şekilde mi geri geliyor? Yeni harita nasıl olacak? Şimdi tüm detayları inceleyelim. Valorant ekibi yayınlamış olduğu bildiride Ocak ayının ortasında gelecek olan 6.0 yamasıyla Split'in yenilenmiş haliyle Valorant'a geri döneceğini söylüyor. Split geri geldiğinde yenilenmiş haliyle mi geri gelecek yoksa eski haliyle mi diye geçmiş videolarda da sürekli bu konuyu ele almıştık. Ve paylaşılan resmi bildiriye göre de kesin olarak Split'in değişmiş bir haliyle geri döneceğini de teyit etmiş olduk. Ben açıkçası Split'in çok büyük bir derecede değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu bildiride Split üzerinde birkaç değişiklik yapılmış haliyle geri dönecek deniliyor. Fakat tabi Valorant ekibinin ne yapacağı da belli olmaz. Bizleri Split konusunda şaşırtabilirdi. Bildirinin devamını okuduğumuzda Breeze ve Bind dereceli ve derecesiz harita havuzundan belirsiz süreliğine çıkartılacağını görüyoruz. Split gibi bu iki haritada Valorant'a geri döneceği kesin. Fakat ne zaman geri döneceği belli olmayacak. Split neredeyse 6 ay sonra Valorant'a geri dönmüştü. Breeze ve Bind'ın da öyle 1-2 aya geri döneceğini düşünmüyorum. Breeze'in çıkartılmasına açıkçası sevindim. Fakat Bind'da bayağı bir üzüldüm. Bind haritası benim severek oynadığım haritalardan birisiydi. Breeze haritasını da aslında ilk zamanlar birçok Valorant oyuncusu gibi seviyordum. Fakat bir süre sonra Breeze haritası gerçekten yorucu gelmeye başlamıştı. Yorucu olmasının en büyük nedeni haritanın renk paletinin çok fazla açık olması, üstüne harita içi öğelerinin de canlı renklerden oluştuğundan dolayı gözlerimi aşırı derecede yoruyordu. Hatta bazenlerde haritanın parlaklığı yüzünden rakibi vurmakta güçlük çektiğim çok fazla sahne bile oldu. Hele ki beyaz karoseyle falan oynuyorsanız Breeze'de oynamak gerçekten çok yorucu oluyor. Rekabetçi maçlarında bazen üst üste iki defa Breeze geldiğinde gözlüğümü takmak zorunda kalıyordum. Bu sorun acaba sadece bende mi var diye araştırmıştım. Fakat diğer oyuncuların da yorumlarını incelediğimde birçok kişi bu bahsettiğim durumdan yakınıyordu ve muhtemel olarak geç de olsa Valorant ekibi bunu fark etti ki Breeze'i düzenlemek için aktif harita havuzundan çıkarttı. Ya Breeze değil de Fracture çıkartılsa ne güzel olurdu ya. Nefret ediyorum şu haritadan, nefret. Bu arada Ocak'ta yeni yama geldikten sonra Breeze ve Bind, Spike Hücum, Özel Oyun ve diğer oyun modlarında hala oynanabilecek. Valorant ekibi son olarak Breeze ve Bind hakkında bu kararları alırken şunları göz önünde bulundurduk diye de bir açıklama yapmış. Breeze haritasının ajan ve takım kompozisyonu çeşitliliği açısından geliştirilmesi gereken bazı yönleri olduğunu ve genel anlamda tasarımını basitleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz demiş. Bind içinde Bind'taki durum ise daha çok stratejik çeşitlilikle alakalı. Oyunculara ışınlayıcılar etrafında daha çok oyun yapma şansı vermek ve takımların her iki bölge içinde geçerli olmak üzere bölgelere saldırma ve saldırılara karşı savunma olanaklarını gözden geçirmek istiyoruz demişler. Bu haritaların kaldırılmasının bazı oyuncuların canını sıkacağını biliyoruz. Ama unutmayın ki tıpkı Split gibi bu iki haritada bizlere sonsuza dek veda etmiyor diyorlar. Son olarak yeni haritaya da gelecek olursak Ocak ortasında Split'le birlikte yeni bir haritanın da geleceğini söylemiştik. Şu anda yeni haritaya dair ortada henüz en ufak bir sızıntı dahi yok. Ama ilerleyen günlerde mutlaka ufak da olsa sızıntılar gelecektir. Toparlamak gerekirse Ocak ortasında Split geri geliyor. Breeze ve Bind aktif harita havuzundan çıkartılıyor. Fakat Spike Hücum, Özel Oyun ve diğer oyun modlarında Breeze ve Bind oynanabiliyor olacak. Aynı zamanda da Split ile birlikte yeni bir harita da Valorant'a gelecek. Breeze ve Bind'e ne zaman geri geleceğini bilmiyoruz. Fakat en az 3-4 ay sonra yenilenmiş haliyle geri gelir diye tahmin ediyoruz. Valorant ekibinin almış olduğu bu kararlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.